Ben Serdar Kuzuloğlu. Bundan yaklaşık 10 yıl önce konuşma denen meseleye profesyonel olarak yaklaşma kararı aldığımda ne sektör böyleydi ne de ajanslar bu kadar profesyoneldi. Aşağı yukarı aynı dönemlerde Speaker Agency ile birlikte hem bu sektörün kurulmasına şahitlik ettik hem de bir anlamda onun kurallarını oluşturmaya çalıştık. Benim için ne ifade ediyor konusuna gelirsek, benim için aslında konuşmam dışında hiçbir şeyle ilgilenmeme lüksünü kazandırıyor bana Speaker Agency. Yani şöyle belki özetleyebilirim, ne yaptıkları konusunda hiçbir fikrim yok ve bu çok büyük bir konfor. Yani benim uçakta hangi koltuğa oturmayı tercih ettiğimi biliyorlar, otelde ne tip yataktan hoşlandığımı biliyorlar, konuşmalarımda neye dikkat edip etmediğimi biliyorlar, neye özenip özenmediğimi, aynı bütün hassasiyetleri müşterilerimiz için taşıyorlar, onların kimleri tercih ettiğini, neye dikkat ettiğini, neye önem verdiğini biliyorlar. Dolayısıyla böyle bir sürü ilişkiyi yönetme kabiliyetleri var ve her geçen gün biraz daha da iyileşiyor ve bu tabii ki hem bizleri tercih eden firmaların daha verimli kullanmasını, zamanını ve bütçesini hem de bizlerin bu tempoyu çok daha verimli olarak tamamen işimize odaklamamızı sağlıyor. Dolayısıyla esasında sektörün gelişiminde de çok önemli bir rol oynadığını düşünüyorum. Tabii bir de bu süreçte hayatımıza pandemi girdi ve pandemiyle birlikte bizim gibi tamamen fiziki ortamlarda, fiziksel sahnelerde işini yapan insanlar için büyük bir bilinmezlik başladı. O ilk dönemlerde bütün etkinliklerin iptal olduğu, her şeyin durduğu, herkesin başka ilgi odakları olduğu, öncelikleri olduğu dönemde hayatımıza internet tabanlı konuşmalar girdi. Açıkçası bir medya mensubu olarak kameralara bakıp konuşma benim için çok yabancılık getirmedi. Ama nihayetinde konuşma yaparken insanların sizi izlediğini, dinlediğini düşünerek, kameraya bakarak işte evde, ofiste bir şeyler anlatmak kolay değildi. Ama bu sayede ne oldu? Hem biz buna ısındık, hem izleyicilerimiz ısındı, hem de bu sayede çok daha fazla şirket, daha önce bu tip etkinlikler yapmamış çalışanlarına dışarıdan bir gözün, dışarıdan bir zihnin katkısına ihtiyaç duymamış birçok firmayla tanışma fırsatı bulduk. Dolayısıyla pandemi bütün tabii olumsuzluklarının yanı sıra hem etkinlik sektörüne hem de bizim gibi konuşmacılara hem yeni fırsatlar sundu hem de çok daha fazla insanla tanıştırdı. Bu süreci de yüzümüzün akıyla atlattığımızı düşünüyorum. Özetle sonuçta bütün bu 10 yıl boyunca benim yanımda duran, kaprislerime katlanan, benim problemlerimi çözen, çoğu zaman ailemden daha yakın ilişkide olduğumuz Speaker Agency'nin bütün emeklerini kutluyorum. Önümüzdeki 10 yılda da beraber nice güzellikleri yaşama dileklerimi iletiyorum. Teşekkürler Speaker Agency.